أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bildiğim kadarıyla 77'de kaldı. Evet. Doğruymuş. Şimdi efendim, tabii burada bir takım farklı hayat şartlarını na göre insanların inançlarının ortaya çıkacağını Allahu Teala anlatıyor, devam ediyor. Bu kısımda hep savaşı gündeme getiriyor. Bu ile bununla ilgili ayeti kerime devam ediyor. Uzun zamandır bu işlerle Allahu Teala uğraşıyor, bize anlatımlar yapıyor. Şimdi yine onunla ilgili bir ayeti kerime var. Önce ayete mana vereyim. Şöyle bir 4-5 satırlık bir ayet bu. Elem tera, görmedin mi? İlellezine, o kimseleri ki gıyle lehum, onlara dendiği zaman küffü eydiyeküm, ellerinizi çekin ve gîmus salâte, namazı kılın ve âtu zekâte, zekâtı verin dendiği zaman felemmâ kütübe aleyhimul gütâlu, savaş onlara yazıldığı zaman İza ferîkum minhum, onlardan bir grup yahşevnen nâse, insanlardan korkarlar, insanlardan çekinirler, ke haşyetillâhi, Allah'tan korkar gibi, Allah'tan çekinir gibi insanlardan çekinirler, ev eşedde haşye, hatta Allah'tan korktuklarından daha fazla insanlardan korkarlar diyor. Ayeti manalandırıyoruz. Ve galu, ve dediler Rabbena, ey Rabbimiz, lime ketebte aleynel gıtal, savaşı bize niye yazdın diye Allah'a söylerler, duada bulunurlar, niyazda bulunurlar. Levle ahartena, bizi bıraksaydın, tehir etseydin, ila ecelin garibin, yakın bir zamana kadar bizi keşke bıraksaydın. Kul de onlara ya Muhammed, meta'u dünya, dünya meta'ı, dünya geçimliliği galilun, azdır. Vel ahiretu, ahiret ise hayrun, daha değerlidir. Limenittaka, sakınanlar için daha değerlidir. Ve la tuzlemune fetila, ve onlar bir çekirdeğin lifi kadar zulme uğramayacaklardır diye ayet bitiyor. Gördüğünüz gibi ayet uzun. Tabii bunun içeriğinde farklı konuları gündeme getiriyor. Şimdi Müslümanları din psikolojik durumunu, savaşa yaklaşımlarını anlatıyor. Bildiğiniz gibi Hazreti Peygamber'e Mekke'de, Mekke döneminde büyük baskılar yapılıyordu ve sahabenin içerisinden bazı kimseler ya Resulallah, artık savaşalım, savaşa izin çıkmadı mı diye serzenişte bulunanlar, Peygamberimiz bunlara savaş emri gelmedi, savaşa izin çıkmadı demiştir. Ama Medine'ye göç ettikten sonra savaşa izin çıktı Medine döneminde. Yani bir 10 küsur sene sonra savaşa izin çıkıyor. Şimdi o savaşa izin çıktığı zaman Müslümanların tavrını anlatıyor. Bazı alimler bu münafıkları anlatıyor diye söyleyenler var. Halbuki münafıkları anlatmakla hiçbir alakası yok. Bu doğrudan doğruya Müslümanları anlatıyor. Yani imanının etkinliğini gönlünde hissetmeyen, davranışlarında yansıtmayan adamlar bunlar. Müslüman, sahabe ama
imanlarının kalitesinde defo var. Anlıyor musunuz? Ha, münafık değil yani. Münafık grubuna girmiyor. Ama her Müslümanın imanında farklılık var. Yani Gazali'nin durumunu anlatmıştım size. Hani ne dedi? Yolda giderken herkes ona rağbet ediyor. Kadının biri yapmıyor. Bu ihtiyarın biri. İhtiyar bir kadın çeşmeden su dolduruyor. Oradan geçiyor kadar. Hadi geçsin. Hiç ilgilenmiyor. Talebesi iniyor diyor ona ki niye ilgilenmiyorsun Gazali ile? Diyor ki nedir onun mahareti? Bin bir delille Allah'ı ispat ediyor. Onun Allah'tan bin bir tane şüphesi var ki Allah'ı ispat etmeye çalışıyor. Benim hiç şüphem yoktu. Sonra oturdukları yerde talebesi bunu Gazali'ye anlatıyor. Gazali diyor ki o kadın gibi inanacaksınız, benim gibi araştıracaksınız. Yani bir ihtiyar kadının, bir çöpçünün imanı bizden daha iyi olabilir. Bir iman nasılsınız? Onun için sahabede de imanları farklı olanlar olduğu buradan çıkıyor meydana. Anlıyor musun? Şimdi tabii bu ayeti kerimeyi açıklarken bazı ayetlere gideceğiz. Orada bunu göreceksin. Şimdi diyor ki Allah-u Teala peygamberimize diyor. Tabii bize bugün bize söylüyor bu ayet. Bize hitap ediyor. Görmedin mi o kimseleri ki onlara elini çek dendiği zaman. Bu elini çek manası savaşla uğraşma. Savaş çıkarmak için bahane arama. Bir savaş çıksın diye Müslüman savaş çıkarmak istemez. Müslüman nefis müdafaası yapar. Yani Müslüman asla savaşa sebep olmaz. Bu genelde Yahudilerle ilgili olarak Maide suresinde küllemâ evgadû nâren lil harbi etfa'ahallâhu diye geçer. Maide'de. Ne zaman ki onlar diyor Allah-u Teala bir savaş ateşi yaksalar Yahudiler ben onu söndürürüm diyor Allah-u Teala. Bu savaş yakmak, savaş çıkartma işi Müslümanların olamaz. Müslümanların dışındaki münafıkların, kafirlerin, müşriklerin, Yahudilerin, Hristiyanların olabilir. Ama Müslüman savaş çıkartamaz. Bunun anlamı budur. Ama Müslümanın namusuna, dinine, iffetine, vatanına, bağımsızlığına saldıran adamlara karşı da savaşmak mecburiyetindedir. Onun için burada küffü eydiyeküm, yani savaş teraneleri çıkarmayın. İkide bir savaş, savaş, savaş değilsin. Sonra savaş yazıldığı zaman vazgeçeyiz. Sonra yalvarırsın Allah'a niye bizi tehir etmeyiz? Niye bizi savaşa yazdı? Demek yalan konuşuyordun o zaman. O zamanki isteğin yalandı. Ha. Demek ki küfü eydiyeküm, elinizi çekin. Savaştan elinizi çekin. Savaş teraneleri yapmayın. Savaş iyi bir şey değil. Müslüman savaş çıkartamaz. Ama savaş çıktığı zamanda da ne olacak? Onu şimdi söyleyeceğim. Siz savaş çıkarmayın. Ve musallatı namazı kılın. Ve atu zekate zekatı verin. Şimdi burada üç tane emir var. Bakın. Bir tanesini elinizi çekin savaştan. Namazı kılın. Zekatı verin. Ne alakası var bunların? Yani elinizi çekinle namaz kılmanın savaşı çıkarmaktan vazgeçip de namaz kılmanın zekat vermenin ne anlamı var ya? Yani bunu sorarız ya. Bunu soracağız Allah'a ya Rabbi. Buraya bu ayet-i kerimeleri bu üç tane emrin o birinciyle hiçbir bağlantısı yok ya. Niye buraya koydun bunları?
diye. E tabi ben bir hoca olarak, doğal olarak bunları sorarak cevaplandırmak mecburiyetindeyim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, sizin imanınızdan sorununuz var. Önce bir defa secdeye ve rükûa gidin. Bana karşı o gururunuzu, o kibrinizi ayaklar altına alın. Nefsinizle mücadele verin. Cihat kendi içinizde. Ağladın mı? Bağnazı bağlantı oldu şimdi. Ha, sizde bir gurur ve kibir tanrısı var. Onu öldürmek için, onunla savaşmak için rükû secdeye gideceksin. Namaz hocasının manası bu. Çünkü rükû secdeye gittiğin zaman da gururunu ayaklar altına alıyorsun Allah'a karşı. Kibir yok orada artık, bitiyor iş. O zaman sen nefsinle mücadele, savaşsana diyor. Allah-u Teala bir de bak, senin kendi içinde savaşa ihtiyacın var. Dışarıyı bırak. Sen kendini halletmedin daha. Sen savaşa hazır değilsin zaten. Baba. Ve atü zekate zekatı ver. E bunun ne alakası var? Ha. Fakirlikle de savaşacaksın diyor. İki tane büyük savaş var. Birisi insanın kendi içindeki nefsiyle savaşı. İkincisi ise fakirlikle mücadeledir. En büyük savaş budur. Zekatı vermek cömertlik denen psikolojik hastalığı tedavi ediyor. Onunla mücadele veriyor. Cimrilikle mücadele veriyor. Zekatı vermek de cömertliği ifade ediyor. Cimriliğin karşısında en büyük düşman nedir? Cömertlik. Sen bir defa cömert olsana bakayım. Sen bir defa toplumunda bu fakirlikle mücadele versene, bu savaşı versene. Kendi nefsinle bu savaşı versene. Ha? Ondan sonra girelim savaşa diyor. Meseleyi yakaladınız değil mi şimdi? Ha, bu böyle anlatılmazsa bunu anlamaz. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan bir adam. Yani burada bu kelimelerin birbirine bağlantısı nedir diye. Dışarıdaki savaştan önce sen kendi nefsinle ve sosyal toplumundaki fakirlik hastalığı ile mücadele vereceksin, cihat yapacaksın. Kendi içindeki cihadı tamamlamadan dışarıdaki cihada bir şey yapamazsın sen. İş göremezsin. Baba. Ha, bu üç tane emrin bağlantısı bu. Bu sefer diyor Allah-u Teala, istediniz. Ama ben kolladım. Savaşma zamanı geldi. Ben de felemma kütübe aleyhimül kütalu, savaş onlara yazıldığı zaman, yani Allah savaşı emretti. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِرٍ dedi. Hac suresine ayet 39 olması lazım. Zulme uğrayanlara savaşa izin verildi. Diyor Allah-u Teala. Ben de onlara yardım edeceğim. Savaşmadan yardım yok ha. Sen de savaşacaksın, ben de geleceğim, yardım ediyorsa yeneceğiz beraber. Ama öyle hiç otur yerinde, Allah ya Rabbi sen git savaş bizim yerimizde. Biz Müslüman olduk ya, iman ettik ya ve sana tapınıyoruz ya, ha sen git savaş. Yahudiler gibi, ey Musa sen ve Allah git savaşın dediler ya. Galu ya Musa inna len nedhulaha ebeden ma damu fiha fezem ente ve rabbuke fekatira. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz savaşmayacağız. Oraya girmeyeceğiz dediler. Yahudiler. E Müslüman böyle olamaz. Sen git ya Rabbi savaş ya. Biz sana inandık ya. Bak. Biz sana inandık. Namazımızı kılıyoruz. Zekatımızı veriyoruz. Ya sen git savaş bizim yerimize. Biz savaşmayız. Böyle bir olay yok. Böyle bir anlayış yok. Şimdi Allah-u Teala savaş onlara yazılınca اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَمْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ حَشْيَةِ
İnsanlardan korkmaya başladılar. Müslümanlar ha. İnsanlardan korkmaya başladılar. Allah'tan korkar gibi. Hatta daha fazla. Daha fazla. Benden korktuklarından daha fazla insanlardan korkmaya başladılar. Bu korku psikolojisini anlatıyor burada Allah. Korku psikolojisinin insana sağlıklı düşünmesini engelliyor insana. Anlıyor musunuz? Korku psikolojisi bu aynen aşırı sevgi de böyledir. Yani kara sevda dedikleri olay var ya, aşırı sevgi de sağlıklı düşünmeyi önler. Göremez dünyayı. Aşırı korku da sağlıklı düşünceyi önler. Hatta imanı harekete geçirmek. İmanı hapseder gönülde. İmanı hapsettirir. Evet, zincir vurur. Akla da zincir vurur. O da düşünemez. O iman da hareket edemez. Zavallılar, kalırlar hapiste. Ne harekete geçiyor? Korku. Korku dağları bekliyor. Korku. Ha, Müslüman böyle bir korku dolamaz diyor. Onu anlatıyor burada Allah-u Teala yani. Ama bir dönemde böyle oldu diyor. Bak Müslümanlar böyle yaşadı diyor. Bak dikkat edin ha. Bize diyor yani. Bize diyor ta peygamberin döneminde savaş isteyenlere savaş yazıldığı zaman böyle yaptılar. Sonra yazdım onlara savaşı, sonra dünya korktu. İnsanlardan Allah'tan korkar gibi korktular ama daha ileride korktular. Daha fazla çekindiler, korktular. Bu haşyet gerçekten çok ciddi bir konudur. Yani insanlardan çekinme olayı, biz insanlardan çekiniriz de Allah'tan çekinmeyiz. İnsanların olduğu yerde bir davranışı, kötü bir davranışı yapmayız ama Allah'a bugün görüyor seni. Anlıyor musunuz? Fakat insanların olmadığı yerde o davranışı yaparız. O kötü davranışı yaparız. Neyse. Demek ne oldu bu sefer şimdi? Sen insanları tanrı edindin. Böyle bir şey olamaz. Peygamberimize de söylüyor bunu ha Allah. Ahzab suresi. Bak gidelim oraya. Şakası şukası yok yani bu işin. Bu o kadardır ki toplum bazen tanrı olur. Toplumdan çekiniriz, insanlardan çekiniriz de Allah'tan çekinmeyiz. Bak şimdi burada ne diyecek? Ahzab suresinde. Şimdi peygamberimiz Zeynep'i boşarken Zeyd'den o ayeti kerimede, şimdi oraya giremeyiz. Fakat Allah'a şöyle söylüyor. Allah peygamberimize diyor ki ve tahşen nase vallahu ahakku en tahşa. Ya Muhammed, insanlardan çekiniyorsun, benden çekinmiyorsun. Halbuki Allah çekinmeye daha layıktır. Neye değilsin sen? Sen neye değilsin ya Muhammed diyor. Abine bak. Bu olay şakası yok bu işin. Peygamberi bile tehdit var. Yani sen insanlardan çekiniyorsun, ben de çekinmiyorsun. Yani bu toplumun baskısı o kadar yoğundur ki, bazen öyle yoğunlaşır ki Allah'ın önüne geçer. Bak bak bak. Bak. Yani buradan oraya gitti. Burada aynı kelimeler aynı ya. Ha? Haşyet. Şimdi bak ha, buradan bir yap, bırak sonra gideyim. Aha baba bir yap. Bak bak, çevirdim onu, buraya bir şey var. Bak 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 bak. Şimdi Allah-u Teala peygamberimizin yanına geliyor sahabe. Evine geliyorlar peygamberin, bir odası var. Yiyorlar, içiyorlar sahabe. Neyse, bir hurması varsa hurma yiyor. Lak lak ediyle, lak lak. Sahabe lak lak ediyor. Peygamber de dinlenecek, yatacak.
Allah'a bu ayeti gönderdi. Çok uzun bir ayet. Diyemiyorum. Anlıyor musun? Ya kalkın gidin dedi Allah. Peygamber dinlenecek. Kalkın gidin de sizden haya ediyor. İnsanlardan haya ediyor. Diyemiyor mu size? Bari siz kalkın gidin ya. Peygamberin durumunu biraz anlayın da yemeği yedi çık git. Bu bir edeptir yani. Bu bir ahlaktır. Edep. Ya gittin misafir adamın evine yemeği yedin oturdun. İki dakika konuştun. Kahveni içtin çık git da. Adam dinlenecek. Bak burada bu ayet bunu anlatıyor. Yemek adabını anlatıyor. Misafirlik adabını anlatıyor burada. Sizden haya ediyor. Allah-u Teala kimseden haya etmez. Onun için ben bu emri veriyorum. Çıkın gidin. Şimdi kimden utanıyoruz? Kimden haya ediyoruz? Meselesi çok önemli. Allah'tan haya etmiyoruz. Allah'a karşı haya yok. İnsanlara karşı haya yapıyoruz. Allah'a haya etmiyoruz. Anlıyor musunuz? Anlayın artık da profesör olacaksınız. Neyle? Hangi tezinizle? Kapıdan çevirir misiniz? Ha. Demek ki şeyde de Nisa suresinde de yestahfune minallahi ve minennas ve la yestahfune minallahi diyor. İnsanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyorlar. Bak şimdi. Yani toplum Tanrı oluyor. Yani Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğu halde ondan gizlemiyoruz. Ona karşı apaçık yapıyoruz her şeyi. Ama insanlardan gizliyoruz. İnsanlardan çekiniyoruz. İnsanlardan haya ediyoruz, Allah'tan etmiyoruz. Ha bu işe bak sen. Bu bak nerelere gezdim sana İslam'ın temelini anlatıyor. Bu imanın göstergesidir. Bunlar imanın göstergesi. Hani saatin kadranları var ya dönüyor. Ha zamanı gösteriyor sana. Ha bunlar odur ha. Bu da imanın saatinin kadranlarıdır bunlar. Ha. Demek ki ne anlayacağız buradan şimdi? Ne anlattık da buradan ne çıkartacağız? Şunu çıkar. Müslüman adam en çok Allah'tan çekinir. Anlaşıldı mı? Müslüman adam insanlardan gizleyip Allah'tan gizlenmezlik yapmaz. Bu sistem budur. Bu hem peygamber ahlakıdır. Bak orada ahlakı düzenliyor. Ahzab suresinde peygamberin bir boş yeri vardı. O boş yeri de düzenledi orada. Orada bir boş yeri vardı. O boş yer boş. Burası boş dedi Allah-u Teala. Bak doldurayım onu şimdi. Aha böyle. Sen insanlardan çekiniyorsun. Ben de çekinmiyorsun. Ben çekinmeye daha layıkım. Ya Muhammed yapma bu işi şimdi. Peygamber terbiyesi veriyor. Peygamber'e Allah. Onun için edde beni Rabbi fe ehsene te'dibi dedi peygamberimiz. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Şimdi tabii peygamberin ahlakı böyle olunca biz de öyle olmamız gerekmez mi? İşte olay bu işte. Sünnet burada. Sünneti arıyorlar. Ha burada işte. Şimdi burası biraz fazla zaman aldı. Öteki ayete, bir iki ayete şuraya git, buraya git derken şimdi bunlar öyle bir korktular ki bu korku psikolojisi anlatıyorduk. Savaştan korktular. Allah'tan daha fazla korktular insanlardan, düşmandan. Bu sefer ağızlarından bu korku, bu gönüllerindeki korku ağızlarından şu kelimeleri çıkarttı. İçeriden baskı yaptı. Baskı yaptı gönüldeki korku. Ağızdan şu kelimeler döküldü. Rabbena lime ketebte aleynel kıta. Bu savaşı bize niye yaptın? Korku dağları bekliyor ya. İşte içeriden korku psikolojisinin baskısı ağızdan bu kelimeleri döktürdü. Ya Rabbi Allah'ı sorguluyor. Niye yazdın bana ya? Eyvallah ya Rabbi. Bak ya Rabbi Allah'a inanıyor ya. Ha? Allah'a da söylüyor Allah.
Aynanıyor. Ya Rabbi niye bize bu kitabı, bu savaşı yazdın? Sorguluyor Allah. Şu Müslümana bak ha. Sorguluyor. Allah. Öyle iman bu kadar. Bu kadar imanı var. Levle ahartena ila ecelin garibin. Keşke bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya Rabbi. Yazmasaydın bize bu savaşı. Da erteleseydin. Şimdi Allah'ın uygunsuz zamanda uygunsuz emir verdiğini söylemeye getiriyor şimdi. Hale var diyordu. Hale var. Yani Allah'ın zamanlamasını beğenmiyor. Niye tehir etmedin diyor. Yani acımdan gülüyorum ha. İçimden çektiğim acının gülümsemesidir bu. Bu gülümseme mutluluk gülümsemesi değil. Bu gülümseme acının gülümsemesidir. İşte o dönemde boğulmuş ya. Boğulmuş. Ya Muhammed, bu adamların bir problemi var. O problemi sana söyleyeyim de anlat onlara da onların imanını, fikriyatını, düşüncelerini, beyinlerini, gönüllerini düzenle. Eğit onları. Bu adamların sorunu şu. Ahiret mi önemli, dünya mı önemli? Bunu bilmiyor. Bunların sorunu bu. Ahiret mi daha değerli, dünya mı? Bunların problemi bu ya Muhammed. Şimdi şunu onlara söyle. Kul meta'ud dünya galil. Dünyanın menfaati azıcıktır, azıcık. Vel ahiretu, ahiret ise hayrun, daha değerlidir. Daha değerli olanı onlara anlat. Bu adamların ahiret inancı daha gönüllerine yerleşmedi. Bu adamlarda bilgisizlik var, cehalet var. Bu cehaletlerini düzenle ya Muhammed. Neyin daha değerli, neyin daha değersiz olduğunu bilmiyorlar. Baba 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 baba. Şimdi ders veriyor Allah-u Teala. Muhteşem. Diyor ki Allah-u Teala, söyle onlara. Dünyada, ya ben onlara savaş yaşmasaydım da ölmeseydiler. Bu dünyada ne kadar yaşayacaklardı ki? Bu uzun bir süre değil ki. Bu galil azdır yani. Bu dünya meta, dünya faydası çok azdır. Üstün olan, değerli olan ahirettir. Limen ittaka. Takva sahipleri için. Sakınanlar için. Allah'a saygı duyanlar için. Ahiret daha önemlidir. Ha, Müslüman ahireti alır. Kafir dünyayı alır diyor Allah-u Teala. Müslüman ahireti alır. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Kafirler dünyayı ahirete tercih ederler diyor Allah-u Teala. Hem Nahil'de var bu, hem İbrahim'de var. Müslüman ahiretin daha değerli olduğunun bilgisinde ve inancındadır. Bilgi ile inanç bir araya geldi mi bilinç olur. Bilinç. Hani bilinçli adam deriz ya, onu biz yanlış kullanıyoruz ama aslında bilinç imanla aklın, bilginin bir araya gelmesinden kaynaklanır. Bilinçli adam. Bu adamların bilgisi yok ya. Bu adamların imanı da zayıf. Nerede bilinç olacak ki ahireti tercih edecek? Ama وَلَا تُزْدَمُونَ فَتِيلًا Bilmelidir ki bunlar ahireti tercih eden, Allah'a saygı duyan kimseler. Asla mahşerde bir zerre kadar zulme uğramayacaklardır. Şimdi bu konu şeyde Tevbe 38 mi olacak? Orada aynen başka bir kelime kurgusu ile anlatılıyor. Bakın burada. Aha. Doğru demişim, 38'miş ya.
Doğruyum. Yani tevafuken söyledim de öyle çıktı. Ama ayeti bilirim nerede olduğunu. Sayfasını, gramını, mirabını hepsini bilirim. Ama rakamlar da yanılabilir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ma leküm. Size ne oluyor? İza gîle leküm ünfiru fî sebilillâhi. Allah yolunda savaşa çıkın dendiği zamanda fâkaltum ilallâh. Yere çakılıp kalıyorsunuz. Baba, iman edenlere diyor bak. İman edenlere, münafık değil bunlar. Bunlar iman edenler. Buradakiler de öyle. Bu ayet, bu ayetin delilidir yani. Burada kim münafığı mı anlatıyor, Müslümanı mı? Alimler bu ayeti kerimeyi görselerdi buranın ne olduğunu anlayacaklardı. Yanlışlıkla bunu münafık dedi. Alakası yok. İman edin. Doğrudan da Müslümana hitap ediyor. Ne oldu size de? Fî sebîlillâhi sâgaltum ilallâhu. Yere çakılıp kalıyorsunuz. Eralıytum bil hayâti dünya. Dünya hayatına mı razı oldunuz diye soruyor Allah. Minel ahire. Ahireti bırakarak, ahirete karşılık siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Femâ metâul hayâti dünya fil âhireti illâ galîn. Dünya geçimliliğinin, dünya menfaati ahiretin karşılığında çok az kalır. Bunu öğrenin. Bunu bilin. Bu dediğimiz olay işte Peygamberimizin dönemindeki, yani Medine dönemindeki ayetler bunlar. Savaşa çıkın dendiği zaman Müslümanların bazıları olumsuz tepki gösterdi. İstemediler. Şimdi bu ayeti kerime de Müslüman yere çakılıp kalmaz. Bu Müslümana yakışmaz. Savaşa çık dediğin zaman çıkacaksınız. Bu bir eksiklik var. Nedir o bilgide? Dünya hayatını tercih ediyoruz. Bundan dolayıdır. Dünyaya olan bağlılığınızdan dolayı savaşa çıkmıyorsunuz, benim emrimi yerine getirmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. Efendim, böylece yani 45 dakikadır galiba bu ayeti anlattık. Bak, bir bilgi daha vereyim bunlara. Ya Muhammed de, bunları eğit. Bu adamların cehaleti var. İnsanlardan korkuyorlar, benden daha fazla. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir Müslüman olabilir mi? Ha, onların derdini, bir dert daha var. Bir problem neydi? Bilgisizlik, cehaletti. O cehalet devam ediyor. Dünya hayatı mı, ahiret hayatı mı tercihinde hata yapıyorlardı. Bir de şu bilgiyi bilmiyorlar. O bilgiyi de ver onlara. Eynemâ tekûnû yudrikkümül mevtu velev küntüm fî burûcim müşeyyene. Evet, olay bu. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşacaktır. Siz tahkim edilmiş, kuvvetlendirilmiş kalelerde olsanız bile. Olay bu. Bunu bilmiyorlar. Onlar zannediyorlar ki biz burada otursak ölüm gelmez bize. Kaleler yaparsak ölüm gelmez bize. Roma İmparatorluğu surları yaptı. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey var. Yaşadım. Oldu mu? Ha, ölüm ulaşır diyor. Bak, çok ilginç bir ifade kullanıyor burada Allah. Ben öldürürüm demiyor onları da. Ölüm onlara ulaşır. Ölüm fail oluyor cümlede. Bak. Ölüm hareket ediyor. Ölüm bize geliyor. Ha, bunu anlıyor musunuz? Yani biz yatağa yattığımız zaman veya bir şey olduğu zaman da ölüm bize geliyor. Baba böyle diyor, ben demiyorum. Yani Arapça gramere baktığımız zaman, yani Arapça gramere göre tahlil yapacaksın. Öyle tahlil ediyoruz. Yani grameri bilmezsen, Arapça grameri bilmezsen ayete mana veremezsin. Yani yorum yapamazsın. Ha, bu manayı verirsin geçersin. Bu vatandaş bunu bilmez. Bu hoca bunu eksik yaptı, tamam yaptı, anlamaz. Ama olay şu. Eynemâ tekûnû, nerede olursanız olun, yudrikküm size ulaşır. İdrak buradan gelir. Bu kelime idrak, Arapçadır. İdrak aslında
beynin idrak etmesi diyorum. İdrak var ya, algılamak. Yani Türkçesi algılamak. İdrak denen şey aslında beynimizin o nesneyi idrak etmesi demek, beynimizin ona ulaşması demektir. Anlıyorsun onu, kırmızıdır, insandır, değildir, ağaçtır, şudur, yılandır, filandır, filan. Onu idrak ediyor beyin. Aslında beynin ona ulaşıyor demektir. İdrak bu anlama gelir. Anlıyor musun? Hem psikolojik manada anlatıyorum onu size. Psikolojide algı bahsi vardır, idrak bahsi vardır. Ve psikolojide bunu okumuş olmanız lazım. Lise 2'de okuduk biz bunları ya. Lise 2'de okuduğum zaman kaç sene oldu biliyor musunuz? 48 sene. Yani hala hatırımdayım. Efendim, Allah bana öyle bir beyin vermiş. Anlamıyorum, ben de bazen yanılıyorum ondan. Öyle takılır bir şeye, o ne zaman olsa hatırlarım. Şimdi ölüm onlara ulaşır. Velev küntüm, eğer siz olsanız bile, fi burucin, burçlarda, yani kalelerde, müşeyyede kuvvetlendirilmiş, tahkim edilmiş, efendim o güçlü kalelerde olsanız bile ölüm size gelecek. Bunu bilin. Bunu idrak edin. Bunu bilmezseniz tabii böyle yanlış işler yaparsınız. Şimdi bak, İslam'ın temel prensiplerinden birini koyuyor. Ve in tusibhum, onlara isabet ederse hasenetün, bir güzellik, iyilik, bir menfaat, bir fayda. Yekulu derler, hadihi bu, işte bu, min endillah, Allah katındandır derler diyor. O var ya o Müslümanlar, ha o yanlış iş yapan, o savaşı istemeyenler filan var ya, ha onlara bir iyilik, bir zafer ulaşırsa derler ki bu Allah katındandır. Ve in tusibhum seyyiatun, onlara bir kötülük isabet ederse yekulu derler hadihi min indik, Muhammed ha bu sendendir ha. Ha bu kötülük sendendir ha, bize uğursuzluk getirdin ha. Hava hale bak. Yani bu dehşet bir şey. Şimdi bunu Müslümanlar söylüyor ha. Hava hale baksın. Öyle bir analizler yapıyor ki Allah burada. Kul de ya Muhammed. Küllüm min indillah. Hepsi Allah katındandır. Fema li haulâil gavmi la yekâdûne yefkâhûne hadîse. Ha bu topluluğa ne oluyor? Hiç laftan anlamayın. Harika. Allah bir soru soruyor. Ya bunlara ne olur, bunların beyinleri çalışmıyor. Laftan anlamıyorlar ya. Yani Allah bile yani o kadar konuştu. Anla, söyle. Anlatamıyor Müslümanlara. Anlatamıyor da dedi ki ha bunlara ne oluyor da bunlar laf anlamıyor. Şimdi bu ayetin analizini yapalım. Yani açıklamasını yapalım. Kur'an-ı Kerim'de neler var da. Şimdi burada çok önemli, çok ciddi bir kader meselesi var. Bu ayet ve bunun altındaki ayet çok muhteşem. Yani İslam dininin iyi ile kötünün kaynağı konusunda, iyi ile kötünün kaynağında ne var? Bütün insanlar, bütün filozoflar, bütün alimler bununla uğraşmışlar. Filozoflar felsefede uğraşmışlar. Efendim, iyi ile kötünün kaynağında ne vardır? Bunun felsefesini yapmışlar. Alimler de bunun açıklamasını yapmışlar. Mezheplerin çoğu bundan dolayı doğmuştur. İslam'da itikat mezheplerinin doğuş sebeplerinden biri budur. Bu burada Allah-u Teala bunu anlatıyor. Bu kebayette burada dururken hiç lüzum yok ki mezhebe. Allah bunu çözmüş de kardeşim, sen neye uğraşıyorsun? Senin kafan yetmez, basmaz. Bassaydı buraya koymazdı bunu Allah. Bak anlamıyor diyor bunlar. Bunlar ne oluyor bunlara ki? Laftan anlamıyorlar. Anlamıyorsun sen laftan kardeşim. Onun için Allah izah ediyor.
E o zaman sana ne düşer? Ha burada deneni anlayacaksın. Ha burada, ha burada ne demişse tamam yeter. Senin fikir beyan etmene lüzum yok. Ama etmişler işte, İslam aleminde bu mezhepleri çıkarmışlar. İşte Şiilik bundandır işte. Efendim Kaderiye, Zeydiye, İmamiye, Mutezile, bütün mezhepler, bak kaç tane saydım size. Bütün bu mezheplerin çıkışı ha bunlar, bir tanesi ha budur. Abi ha budur. Anlayamam işte. Anlayan adamlar belli mi Kur'an burada dururken? Zaten soruyor soruyor. Bunlar ne oluyor abla? Laftan anlamıyor diyor Allah-u Teala. Ya Allah Allah. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ Onlara bir güzellik isabet ederse. Dikkat et. Hasene kelimesi güzellik, iyilik, mutluluk, başarı, zafer, her şey var içinde. Bu kelime çok kapsamlı bir kelimedir Kur'an'da. Bununla ilgili bir doktora yaptırdım. İhsan, takva, ihlas ile ilgili şu anda Gümüşhane müftüsü olan benim öğrencime bir doktora yaptırdım. Çok ilginç bir kelimedir bu kelime. Hasene kelimesi. Şimdi bu hasenetun onlara bir güzellik, bir iyilik, bir menfaat, bir fayda, bir zafer dokununca, bakın güzellik dokunuyor ha. Güzellik geziyor böyle, böyle geziyor, güzellik, iyilik geziyor. Adam arıyor, dokunayım ona. Anlıyor musun? Bak, böyle düşünün şimdi. Böyle düşünün. Yani şöyle söyleyelim onu. Şimdi Şubat ayı geldi mi, Mart ayı yaklaştı mı, o havanın toprağa dokunması ile suya, toprağa dokunması ile toprak canlanıyor. O su toprağa dokununca canlanmak başlıyor. Bir de bakıyorsun ki dünyanın her tarafında bir yeşillenme. Her çeşit meyvelerin şeyleri bakıyorsunuz. Korkunç bir hareket var. İhtezzet var ama. Ve embetet min külli zevcin behiş diyor Allah-u Teala. Hac suresinin 5. ayetinin son kısmında. Efendim dehşet bir hareket var. Dokundu mu iş bitiyor. Bu güzellik de böyle. Dokunacak adam arıyor. Dokunacak toplum arıyor. Toplum toplum. Bir topluma dokunuyor bakıyorsunuz. İyilik, güzellik. Adama bakıyorsun, adam mutlu bir adam. İşinde, evinde, her şeyinde. Mutlu bir adam. Dokunmuş ona. İyilik dokunmuş ona. Yani o, biz duruyoruz, o geliyor. Soruyoruz ya Rab, kim getiriyor onu? Anlıyoruz, onu biliyoruz, sen gönderiyorsun. O, ona hiç şüphemiz yok. Ama ya Rabbi, sen o güzelliği insanlara neye göre dokunduruyorsun? Ölçün ne? Ya Rabbi, bizi anla. Ne diyor biliyor musun? Ha bu Kur'an hep onu anlatıyor. Senin düşüncenin güzelliğine ve amelinin iyiliğine göre onu gönderiyorum ben. O da geliyor sana. Ha benim güzelliğim bataklığa gitmez. Batak adamlara gitmez, batak. Oraya sinek girer. Kurtçukla, kurtçuk, kurtçuk adamlara benim güzelliğim gitmez. Çeteler, çeteler. Bugünkü makalemi okuyun. Habertürk'te çeteleri yap. Nemil suresinde Salih peygamberin topluma 9 tane çete vardı diyor Allah'ta. 9 tane çete. O çeteleri okuyun. Yani niye yazdım onu? Aha işte dedim çete devletler vardı. Çete. Ya Suriye çete devlettir. İsrail çete devlet. Çetedir bunlar çete. Bunlar devlet değil. Yok yok ne alakalı. Ha, bugünkü yazımda var. Tabii böyle demedim yani. Suriye, İsrail demedim. Makalede o yok. Yani onun için yani. O dediğimden anlarsınız. Siz profesör olacaksınız ya, doçentiniz ya. Ha. Şimdi demek ki güzellik güzele gelir. Senin amelin, senin niyetin güzelse
ona güzelliği isabet ettiririm ben diyor Allah. Güzel niyetler, iyi dinleyin beni, bak şimdi bir şey diyeceğim, 1000 sayfa yazılır bunda. Güzel niyetler, güzel ameller akan iki nehir gibi bir denizde buluşurlar. O buluştukları zaman, o kaynaştıkları zaman da Allah'ın güzelliği, lütfu, ihsanı oraya iner. Evet, evet, olay bu. İşte senin gönlünden çıkan güzel niyetler, güzel düşünceler, fikirler ırmağı, güzel amellerin ırmağı ile buluştuğu yerde o Allah'ın güzelliği gelir. Anladın mı? Ha, demeyin babi. Mikrofonunuzu takar mısın? Mikrofon bile dayanamadı. Yani mikrofon dayanamadı, patladı. Ben patlayırım da o patlamaz. Şimdi derler ki diyor Allah, kendilerine bir güzellik dokunur. Bu Allah'tan gelmişti bu. Bu güzellik. Doğru. Bak bu fikir doğru. İşin burası doğru. İyilik, güzellik Allah'ın lütfudur. Gelir. Arılar, arılar çiçeğe konarlar. Arılar pisliğe konmaz. Pisliğe konan o pisliğin sinekleri var. Onu şimdi diyemiyorum, onu ağzımdan çıkarmak istemiyorum. O pisliğin sinekleri var. O lahımdaki sinekler var. O sinekler konar. Arı oraya gitmez. Arıya verecek bir şeysi yoktur o pisliğin. Ha, Müslüman adam da böyledir. Allah'ın ihsanı da böyledir. Güzel gönüllere gelir. Güzel davranışlara gelin. Anladın mı? Bu da mı çatladı? Fakat diyor Allah-u Teala, neyse buraya kaldı çünkü bir daha cuma inşallah buradan devam edeceği. Kaçta kaldı? 78'de. Unutma. 78'in son kısmında kaldık. Yine buradan alacağız. Ha, bu şeyden alacağız. Çünkü bunun zaten bu sondaki, bir sonraki ayet beraber bunlar yoğrulacak. Ki bu İslam'ın temel kuralı ortaya çıksın. Efendim, inşallah önümüzdeki cuma buraya devam edeceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala insanın kalitesi ne demişler atasözü olarak? Bir insanın karakterini, şahsiyetini anlamak istiyorsan ya yemek yiyeceksin onunla, ya yolculuk yapacaksın onunla, ya ticaret yapacaksın onunla. Anladın mı şimdi? Bu insanın karakterini ortaya koya demiş eskilerimiz. Bu çok önemli bir olaydır bu. Tabi buna şimdi 20. asırda, 21. asırda farklı şeyler ilave edilebilir. Ama burada Allah-u Teala savaş konusunda Müslümanın iman kalitesi ortaya çıkar diyor. Anlıyorsunuz. Savaş konusunda Müslümanın imanının kalitesi ortaya çıkar. Bunu anlattı burada. Ve Müslüman Allah'tan çekinir, insanlardan değil. Allah'tan korkar, insanlardan değil. Müslüman kimseden korkmaz, beşer olarak. Allah'tan. Bunun yanlışlığını peygamber yaşadı. Peygamberi Ahzab suresinde uyardı Allah-u Teala. İnsanlardan çekiniyorsun, benden çekinmiyorsun. Ben daha çekinmeye daha layıkım. Nasıl oluyor bu iş? Bu kimden çekineceğini meselesinin bir peygamber ahlakı olduğunu, bir ilahi ahlak olduğunu bileceksiniz. Ve bize şunu da anlattı. Müslüman ahiret mi dünya mı diye söz konusu olduğu zaman da tercihte Müslüman ahireti tercih eder. Ezan bitti mi? Bitti. Ne zaman? Şimdi bile. Efendim?
Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.